Bu bıxer hatın. Bu bıxer hatın. Bıxer hatın. Bıxer hatın. Evet. Doğru söyledim evet. mi? Evet. Doğru. Konuşmam öyle mi? Yok. Nasıl yani? Hep böyle kendimi şey yaptırmaya çalışıyorum. Normal doğal konuşsam boğuk gelebilir sesim. Bir denesene. Öyle. Ee, bize, g -g e, bizim e, Re. G. Bunları zaman. E. Hani Türkçe konuştuğu zaman öyle. Öyle. Hani sınır etkisi oluyor. <gülüyor> 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 o sınırın etkisini. Ayna Beladi Podcast sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Bugün yanımızda bir misafirimiz var Orhan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, Siz de iyi buldum. Teşekkür ederim. Biraz değişik bir giriş <gülüyor> oldu <gülüyor> Aslında bir yerde şeylerimiz e, çakışıyor. Benim annem Kürt, evet. sen de zaten Kürtsün. Evet. ya ben yarı Kürt, yarı Türküm. Evet. E, sen tamamen Kürtsün. Evet. Anne tarafı da, baba tabii, tarafı tabii. da. Aynen. Yani arkadaşım aslında yani Orhan sizinle bugün neden tanıştırmak istedim ya da e, neden bu programa davet etmek istedim. Kendisi emlakçı evet. e, ve biz de zaten ev kiralarken evet, tanışmış evet, olduk, evet, tanışmış evet, bulunduk evet. ve sonrasında zaten çok iyi bir insan yani. Teşekkür ederim. Arkadaşım umarım diye söylemiyorum. umarım iyi bir şeyle karşılaşmışsınızdır hani toplum açısından emlakçılar biraz hani o onu gözle söyleyeceğim. Yani emlakçı biz mesela emlakçılar da hep böyle hırsız yani evet. hırsızdan ziyade dolandırıcılık doğru, doğru. yani ya da kendine böyle nereden koparırsam kar evet. ya da evi böyle güzel gösterim ya da işte hep ev sahibine de aynı şekilde evet. kiracıya da aynı şekilde hep böyle Maalesef. böyledir. Ama mesela sen hiç öyle değilsin. Ya amacımız e, öncelik para olmaması lazım. Öncelik tam, tabii ki herkes bugün sizin yaptığınız işte de siz de kazancınız üzerine çalışıyorsunuz. Tabii. A, ama hani biraz daha hani biraz ben a, insanlığa bakıyorum. Yani insanın kazanmasına bakıyorum. Sizi bugün evet. kazandığım için ben daha çok mutluyum. Evet yani, bir arkadaş kazandınız evet, mesela evet, evet, evet. ve evet. çoğu e, kiracınızla evet. da böyle muhabbetiniz oluyor. Var var hepsi neredeyse hani %90'ında öyleyim. Ay çok iyi. Hani ailecek düğünlere gittiğimiz, bir cenazeleri olduğunda gidip geldiğimiz, başsağlığına gittiğimiz çoğu müşterim de öyledir. Hatta bizim evi de taşımaya da yardım evet, etmiştiniz evet, evet. çıktığımızda. Ya ben her konuda <laughs> her konuda karşımdaki insanı kendim gibi görüp o düşünceyle hani bu işte ne bileyim bu Kürttür yok bu Türktür yok bilmem Çerkezdir, Alevidir veya yabancıdır ya yabancı kelimesi bile ben çoğu zaman yanlış buluyorum hani. Bunu farklı gözle algılanmamak lazım. E tabi, ee, çünkü bir de zaten sen e, küçüklüğünden beri e, yani Ortadoğu e, tarafında e, büyüdüğün e, için bir de Kürt olarak, Türkiye'de e, bir Kürt aileden e, geldiğin için hani o yabancılığın, o e, yabancı dilliğin şeyini ceremesini çektin biraz. E, Doğru mu? Ya e, biz, tabi ki doğuda doğdum. Doğuda bu doğdum. Doğuda yaşadım. Çocukluğum doğuda geçti. İstanbul'a hani böyle bir tar batı tarafından metropole geldiğimiz zaman e, bir farklı bir algılamayla karşı karşıya geldik zaten. Hani şu anki tabiri caizse e, yabancıların gördüğü e, şeyi biz de gördük. Evet, evet, o e, tepki. kendi ülkemizde bir de evet. hani herhangi bir e, ülkeden veya farklı bir yerden göçebe veya ne bileyim bir e, işte izin alarak buraya gelmedi, kendi kimliğimizde, kendi vatanımızda e, yaşıyoruz. Şehir değiştirdin, e, aynı sadece, sadece. şehir değiştirdik. Yani Hı -hı. bu şu, şu an baktığını kadarıyla İstanbul'un e, neredeyse belki yüzde ikisi İstanbul'u. Yani hiç kimse e, biz de ten. hiçbirimiz değiliz ki. <laughs> evet, evet. Kimisi zaten Sivaslılar, Ardahanlılar. Evet, evet, evet. Ya işte e, Doğu beyazlıtlılar evet. mesela her bir taraftan sürü. her taraftan İstanbul'u kuşattık İstanbul'u hep ter, hep beraber böyle bir güzel hale çevirdik tabi e, çok toplu. uluslu evet, çok evet, milletli evet, evet. olunca bir yer evet. e, gerçekten orası birbirine Hı. çok alıp verir yani verdiği hem Hı. kültürel hem e, yani insani yönden de Hı. ticaret Hı. zaten yani nasıl yapılır uluslararası ya, dünyanın e, karışık hem dilleri hem ülkelerin aslında küçük örneği İstanbul evet yani İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna kadar istediğin şeyye, şey, istediğin insana, istediğin topluma ulaşabilirsin, istediğin yere <laughs> ulaşabilirsin. Evet. Doğu bölgesinde eskiden hani şu anda da hani çok fazla yok ama sadece işte ne bileyim Kürt halkına özgün hı hı. halaylar vardı, ne bileyim koçeri, ne bileyim işte farklı isimlendiren bir tür Biraz oyunlar vardı. Çok biliyorum. Şu anda baktığın zaman Şarkılar ilk başta ne bileyim horonlarla başlar veya ne bileyim şarkılar işte düğün bir zeybekle bitiyor veya bir evet. roman havasıyla bitiyor. Evet. Yani bu bizim aç açımızdan çok güzel bir şey aslında. Yani aslında hani... şu an şey bir milletin kendi has bir evet. düğünü yok aslında. Evet. Biz Ardahanlıyız. Hanlıyız, evet. bizde horon da oynanıyor. Evet. Niye horon oynuyoruz? Biz Karadenizimiz yok ama seviyoruz biliyoruz evet, evet, da. Biliriz, Mesela bazı kürt halaylar da oynanıyor. Evet. Mesela şey de oynanıyor erik dalı müste evet. aynen öyle evet. yani oynanıyor E evet. yani bu bize bir artıdır yani o sana bir eğlencesine evet. başka bir aktivite evet. kattı Doğru, yani bu bu taraftan çok az insan bakıyor aslında ya işte e, yan, o tarz insanlarla biraz hani uzak durmak gerekiyor <laughs> aslında onlar onlarla çok güzel vakitler geçirip onları e, biraz daha fikirsel olarak değiştirmek gerekiyor diye düşünüyorum evet. e, ben e, muş bulanıklayım hı hı. E, bulanıkta doğdum. Bula'nın Bin köyünde hı hı. E, 7 yaşıma kadar e, herhangi bir Türkçe e, söz Klanmadım. konusu değildi. Aynen hani biz zaten Kürtçe ile doğduk. Kürtçe ile büyüdük. E, nasıl nasıl ki e, bir e, İstanbul'lu veya bir Karadenizli bir e, çocuğumuz hı hı. doğduğu zaman Türkçe ile doğuyor. Hani Türkçe Anadili. konuşuyor. Tam ana diliyle doğuyor. E, 7 yaşında, 8 yaşında İngilizce ile tanışıyor. Evet. Yabancı bir dil. Evet. İkinci bir dil. Hı, hı Onunla tanışıyor ve onunla büyümeye çalışıyor. Onu öğrenip, öğrenip dünya içerisinde ticaretini, okulunu, mesleğini yapmaya çalışıyor. Hı hı. E bizde de yani bizde dediğim farklı algılanmasın ama hani Kürt Kürt kökenli yani Kürtçe ile doğan, Kürtçe dili ana dili olan Kürtler ben mesela 7 yaşıma kadar Türkçe'yi evet, hayır. Hani gel git o kadar yani bir yani nasıl ki bir çocuğun şu anda yes no'yu bildiği, bildiği gibi. gibi yani o da telefonlardan işte aramalarda veya ne bileyim belediyelerde okullarda işte İhtiyacın olduğu yani kadar yani aynen orada duyuyorsun sonrasında zaten 7 yaşından sonra okula başlıyorsun öğretmenlerle ondan sonra arkadaşlarında Türkçe konuşmaya başlıyorsun kitapların Hı -hı. hepsi Türkçe bundan sonra ne oluyor yavaş yavaş hani kendini aşıyorsun, açıyorsun. E bu aşana kadar, açana kadar da bir seviyeye geliyorsun. Yani yaşça yaşında ilerliyor. Tabii. Ee, i̇lerledikçe öğreniyorsun bazen hata yapıyorsun yanlış yapıyorsun çoğu zaman e, bir şey bir konunun e, aslında ne olduğunu e, hepsini biliyorsun Hı -hı. konunun detayını biliyorsun evet. doğrusu olan neyse onu da biliyorsun Hı -hı. ama e, içinde bir şey korkusu var konuşmama korkusu var hani konuşamam yapamam hani ağzımda kelime farklı çıkar yapamadığın için çekingenlik var, var. Hı -hı. Yapamıyorsun. Mesela bir sınıfta atıyorum e, Muş'tan veya Diyarbakır'dan e, ne bileyim İstanbul'da okuyan bir Kürt çocuğu, hı hı. İstanbul'da doğmuş bir Hani Türk veya ne bileyim e, İzmir'den gelen birisi aynı sınıfta düşünelim hani o iki arkadaş nasıl şey aynı, olur? Ya kendini ifade edemez. Hı hı. Çünkü, Sizin var mıydı sınıfta öyle yani Muş'ta okudun sen? Ben e, Liseye kadar Muş'ta okudum. Aha. Lisenin bir bir kısmını da Muş'ta okudum. Hı hı. Sonrasında biliyorsunuz burası İstanbul, herkesin ekmek teknesi. Evet, ekmek. Öyle kapısı. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef kendi toprağımızdan buralara geldik ve burada okumaya başladım. Hı hı. Ben lise yıllarında da burada okudum. Hı hı. Zorluklar çektim. Yani çok güzel çok güzel arkadaşlarım var. Yani bugün belki hani ayrımcılık anlamında söylemiyorum ama benim her yerden arkadaşım var. En yakın dostum, en yakın arkadaşım, sır arkadaşım Türk. Yani hepsi öyle. Ama bunların farklı düşüncesiyle, farklı yollarıyla da bize karşı çıkanlar da oldu. maalesef ki oldu. Yani ne bileyim okul kapılarında, sınıfın dışında herhangi bir şeyde bir konuştuğun zaman veya bir dile karşı veya senin yaşam tarzına karşı çıkıyorlardı. E buna nasıl nasıl bir tepkiyle karşılık Ya tepkim tepkim tabii ki hani burada e, maalesef ki geri çekiniyorduk. Hı hı. Maalesef. Yani çünkü e, bir ses çıkarttığın zaman o o ses farklı algılıyor. Çünkü Türkiye'de yanlış anlaşılmaya her zaman müsaitsin. Evet. Yani maalesef ki Türkiye'de yani bir konu üzerinde tartıştığın zaman o tartışma her an kavgaya düşüne, dönüşebilir. Okullarda hı. ne bileyim to, alışveriş merkezlerinde ee, yemek yerken veya toplum e, alanları olan bir yerde e, farklı bir dil farklı derken hani kendi dilini yani Türkiye'nin farklı bir dili. Ne bileyim Türkiye'nin içerisinde e, resmi olmayan bir dil. Hı hı. Türkiye'de resmi bir değil Kürtçe. Evet. Ve kabul edilemiyor da. Evet. E, biz bunu konuştuğumuz zaman e, işte hemen yanlış anlaşabiliyorlar. Başka acaba acaba bunlar ne diyor? Bizim hakkımızda mı konuşuyorlar? Ve yani e, farklı bir bunlar yani bizi farklı bir yere, yöne çekmeye hemen müsaitler. <laughs> Ama halbuki ben benim ana dilim Kürtçe. Benim annem e, evet hayır gel git e, kelimelerin dışında Hiç bilmiyor. Mi bilmiyor. Maalesef. Hala bilmez. Vallahi çünkü e, o o zamanki durumlarda yani doğuda, okul okumamışlar. tabii okulda yok. E, e, zorluklarda çekildi. Ondan sonra köyden de çıkılmadı. Hı -hı. E, şu anda mesela ben e, umuyorum ki gelecek nesillerde hani inşallah herkesin annesi, herkesin babası güzel e, Türkçe, güzel İngilizce, güzel Arapça konuşmasını Hepsini diliyorum. Hepsini yani. Aynen aynen. <laughs> hani konuşabildiği şeyleri konuşsunlar. Hani Hı -hı. Sadece kendi şeyini değil, kendi dilini değil Farklı dilde de ben bugün e, Yaşım 25-26 olmuş Daha yeni İngilizce öğrenmeye çalışıyorum Bizim en kötü, yani en kötü demeyeyim En zor dönemimizde de e, Kürtçe ile hayata başlıyorsun evet. Sonrasında e, Senin ekonomin, ticaretin e, Ve e, okulun e, Hep eğitimin Türkçe ile başlıyor Türkçenin üzerinde de bir de İngilizce öğrenmeye çalışıyorsun. Yani ikinci bir dilin üzerinden üçüncü dili üçüncü öğreniyorsun. Geçiyorsun. Yani biz bizim bizden eksi bir yanınız oluyor evet. yani. Evet evet. Mesela ben Türkçenin daha tam anlamını bilmeyen bir kelimenin İngilizcesini öğrenmeye çalışıyorum. Evet çok zor oluyor değil mi? Çok zor oluyor tabii canım. Yani bu sefer de şeyden kaçıyorsun. Yani bilmemeye kaçıyorsun. Ne bileyim geri çekiliyorsun. çekiliyorsun. Moral moral bozukluğu oluyor. Hani sınır etkisi oluyor. <laughs> <laughs> o sınırın etkisini <gülüyor> <gülüyor> koruyamıyorsun. Evet, evet. Çünkü artık herkes her yerden bir şeyi almaya ve kapmaya <laughs> çalışıyor. Nasıl ki İngilizce... Eskiden biz de İngilizceye çok böyle şey bakardık Do öyle değil mi? mi? Evet, evet. Ama ne kim derdi ki İngilizceyi böyle işte öğreneceğiz evet. şey yapacağız. Aman ben de, Mesela annelerimiz nasıl uzak bakıyor yani İngilizceye. Hayatta öğrenmezler. Evet. Ama mesela tut ki sen annene İngil, İngilizce konuşan sadece bir gelin getirdin. Evet. Yani düşün Kürtçe, Türkçe <laughs> aynı evin içinde. Kürtçe, Türkçe ve İngilizce evet. konuşulacak. Evet. evet. Yani annen mecburi bir şekilde onunla anlaşmaya çalışacak Doğru. ya da o annenle yani. anlaşmaya çalışacak. Yani dil sadece nedir ki zaten? Ya dil aslında sorun olmaması lazım. Ya en büyük dil şu anda hani Türkiye'de bence e, yani bir Kürt düşünür olarak söylüyorum. Hı hı. E, Türkiye'de en büyük e, sorun zaten dildir. Sorun oluşan dildir ama e, bu kökende değildir. Evet. Dilin üzerinde de daha çok şey e, ya, yaşanıyor hani evet. dilin ötesine farklı farklı e, bizim e, sıkıntılar çektiğimiz konular da var. Hani dilin mesela ben şu anda e, sadece hani tabii ki dini farklı şeye kullanarak bir şeyi alet etmek istemem öyle Aha. bir şey de elhamdülillah müslümanız hani bu Hepimiz, bu da bu konuda hani dine çevirip dinle bir şeyleri yapmaya çalışılmaması lazım tabii. ama e, Türkiye'de burada doğduk. Allah e, her insanı her bir bölgede, her bir toprakta e, dünya dünyaya getirdi. getirdi. Benim toprağımda işte e, Türkiye'nin bir köşesinde veya bugün Erdin, Edirneli de olabilirdim veya ne bileyim e, farklı bir yerden de Benim olabilirdim. Benim de da olabilirdim, Türkiye'nin öbür yani, köşesinde. E, yani bunu siz, siz de hani kim nerede hani olduğunu veya kim nerede doğduğunu hiç kimse itiraz etmemeli. Evet. Ama doğruyu da söylemeli. Evet hani ama bugün... bugün ülkemizde yani Suriyeliyim demeye evet. korkan evet. ya da bir doğuda Kürdüm evet. demeye korkan evet. ya da Aleviyim. Evet. Aynen, aynen aynen. Ya bile yani Maalesef. hani o bir mezhep. Yani evet. o da Müslüman. O evet. bir mezhep. Evet. Aleviyim demeye bile korkan evet. insanlar olabiliyor. Maalesef. Evet. Yani şu anda Alev bir Alevinin Aleviyim demesine bile gerek yok. Yani bu bir sorun olmaması lazım. Değil mi? Bu bilgiyi ben, bana niye veriyorsun? Tabii yani çünkü <laughs> ama öyle bir noktaya getirdiler ki bir Türk bir Kürt Türk Kürt de Türk yani ne bir masada oturduğu zaman karşılıklı sohbetlerinde hemen ama ben Kürdüm ama ben Türküm yok ben Kürdüm yok ben Aleviyim bu konuları dile bile getirmeye gerek yok. Değil mi? Ya hepimiz bir kere insanız. Evet anlaşıbileceğin yani, sürece konuyu konuşabildiğin yani sürece başka evet, şeylerden evet. konuş yani. Yani şöyle bir şey var bizde. Ya bir kere Allah bizi hepimizi bir insan olarak yarattı. Hı hı. E, yarattık herkesin bir toprağı var, herkesin bir e, duruşu ne bileyim, herkesin kendine göre bir, bir özgür bir şey var. Her şeyin bir altında bir yatan bir şey vardır. Allah bunu e, her her insana da vermiştir. Evet. Ama ben varlığımla yaşamak istiyorum. Ben farklı Ahmet'in, Mehmet'in, Fatma'nın, Ayşe'nin düşüncesiyle yaşamak istemiyorum. Tabii ki de. Benim kendi düşün, düşünürüm, kendi e, olanaklarım, kendi kitaplarım, kendi zihniyetim var. Yani kendi e, farklı farklı e, yaşayabilme, yaşama biçimlerim var. İşte bu özgürlük. İşte bu burada demokrasi evet. ve özgürlük ortaya geliyor. Şimdi bu demokrasi ve özgürlüğü evet. kendi zihniyetine e, yerleştiremeyen insanlar da e, başka bir kişi işte ötekileştirince evet. hangi konuda olursa olsun, dilinden olsun, evet. ırkından olsun, renginden olsun, Aynen. hangi konuda olursa olsun bunu yapınca onlar ee, işte burada o ırkçılık evet, şeyine e, dönüyor. Evet. Ve o kavgayı yaratıyor aslında. Maalesef. Ve onlara da bir şey anlatmak biraz zor oluyor. Ama evet. ben hiç e, vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hani evet. o tarafı da bir şey anlatamıyorum. Direniyoruz. <laughs> <Evet. gülüyor> Direniyoruz. Ya e, ben biraz daha hani e, bu konuda şeye bahsettiniz ama İsviçre'nin kaç tane resmi dil olduğunu biliyoruz. Evet. Ne bileyim İsviçre'de beş tane resmi dil var. Evet. Ve İsviçre'de bizim yaşadığımız bu toplumda bu kadar sıkıntı, bu kadar büyük felaketler, bu kadar öldürmeler, bu kadar yağmalar olmuyor. Yani hiç görmüyoruz. Evet. E tabii ki ufak tefek aralarında sürtüşmeler, tartışmalar mutlaka oluyor. E, Bütün bu da insanın bu oluyor. da doğru karşılıklı doğru yolup o doğru yoldan yürümelisi demektir. Ama bizde bakıyor baktığın zaman Türkiye'nin her yerinde, her köşesinde, her şeyinde bir kavga sesi geliyor. Yani şey bile ya, mesela İstanbuldayız hepimiz değil evet. mi? Bütün yani Türkiye'nin bütün illerinden gelmiş kişiler oturmuşlar evet. burada artık hani 20 senedir, 30 senedir yaşıyorlar, evet. değil mi? Evet. Ama işte kütüğünü bırakmamış. Ben mesela da evet. Ardahanlıyım diyelim. Evet. Benim annem kalkar mesela der ki ben Sivaslı istemiyorum evet. ya da ne bileyim yani <laughs> Karadenizli istemiyorum Karadenizliler şöyle evet, olur evet. yani bu bile bu bile Yanlış. küçük bir e, düşünce ve küçük bir e, kültür çatışmasıdır evet, evet. yani bunun olmaması gerekiyor ya, istemiyor dememiz lazım ee, şöyle bakalım olaya mesela ben bekarım evet ee, yani evlenmeyi düşündüğüm zaman hayırlısı olsun yani <laughs> hayırlısıyla karşılaştırsın İnşallah evlenmeyi düşündüğüm zaman ee, yani kalkıp da yok şurası olmayacak, yok burası olmayacak. bölgesi olarak bakmam, ben karşımdaki insana bakarım bir kere. Ha, şöyle durumla karşı karşıya gelebilirsek, ee, aynı toplumda mesela ben muşluyum ee, Sinoplu bir birisiyle tanıştığım zaman, hı hı. atıyorum Sinoplu olabilir veya ne bileyim e, Ardahanlı da olabilir. Hı hı. Farklı olanaklarımız, farklı geleneklerimiz olabilir çünkü her yerin bir farklı bir şey i̇şte biçimi var. İşte orada da Yaşam ne oluyor var. biliyor musun? O sana ne kadar ayak uydurabilir evet. Sen ona ne kadar ayak uydurabilirsin evet. Ve ikiniz evet. birbirinize ne kadar şey evet. yapabilirsiniz Hani anlayışla ya Bu da sorunla sorunla ilgisi bir şey evet. şey söz konusu olmaması lazım Sadece işte senin tanıştığın aile Onun senin ailenin tanınması Birlikte hani sen ona bazı değerlerini katacaksın O da sana bazı değerlerini kattığı sürece Bir problem olmaması lazım Bence de Ama yani, yapıyorlar problem Maalesef Sunu Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.